Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda paraya kenar konusunun konu anlatımında son videodayız. Çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Belki biraz uzun olabilir ama çok zevkli bir yer. Lütfen dikkatli olun burada. Çok ince detaylı şeyler öğreneceksiniz bu videoda. Şimdi gençler bu özellikte kaldık. Sayfa 97'deyiz. Hatta bu özellik 5 yıldızlı özellik diye şöyle belirteyim öncelikle. Niye? Paraya kenarda klasik alan dağıtmalı soruları yapabilirsiniz. Eğer soruyu yapamıyorsan büyük ihtimalle bu vardır. Buna lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Paraya kenarda alanlı soruyu yapamıyorsan büyük ihtimalle bu alan muhabbeti vardır. Bu alan dediğimiz nedir? Paraya kenarda, paraya kenarın bir tabanı, bir kenarı, üçgen tabanı olacak şekilde tepe noktasında karşı paralelinde olursa eğer bu üçgen oluşturulduğunda bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıdır. Hatta yavrusunu da çizeyim şuraya. Şu şekilde. Bu alan da yine tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Niye hocam diye soracak olursanız. Bak ispatını yapayım. Çok basit bir ispatı var aslında şöyle baktığımız zaman. Arkadaşlar şu üçgenin alanıyla paraya kenarın alanını kıyaslayacağız. Ve 1/2 oran vardır diyor. Evet üçgenin alanı dediğimiz taban çarpı tabana ait yükseklik / 2 değil midir? Evet. Üçgenin alanı a çarpı h / 2. Paraya kenarın alanı a çarpı h. Oranladığımız zaman kaç çıktı? 1/2 çıktı. Gerçekten de üçgenin alanını paraya kenarın alanına oranladığımızda 1/2. Hocam farklı bir ispat. Oranlamalar. Rastgele bir şeyler diyelim mesela. Arkadaşlar şöyle başka bir ispat yapayım. Rastgele bir oranlama. Bir önceki mesela burası 2K burası 3K. Oran da olmayabilir. A'ya B oranda yazabilirsiniz. Daha iyi anlayın diye sadece böyle daha şey yapıyorum. Burası 2K burası 3K ise burası da 5K olmuş oluyor o zaman. Bir önceki videonun sonunda ne demiştik? Böyle ters düz üçgenlerde ispatını yapmıştık. 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A diyebiliyorduk. A 3K'da kalan da 3A. Gerçekten de şuraya baktığımız zaman burası 5A iken tüm alan 10A. Tüm alanın yarısı yaptı mı? Yaptı. Hatta buraya dikkat edin arkadaşlar. Ya biz bunu kullanacağız ya da şunu diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şey zaten. Aynı şeyin lacivert diyebiliriz. Bu alan tüm alanın yarısı değil miydi arkadaşlar? Evet. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı değil mi? Aynen öyle. O zaman burada kalan atıyorum A alanıysa. Burada kalan da B alanı diyecek olursam. Burası da tüm alanın yarısıysa. Geri kalan parçalara da tüm alanın yarısı kalır. O zaman burası da A artı B alanı yapmak zorunda. Bak dikkat et. Burası 2A burası 3A. Sen toplamları 5A. Burası da 5A yaptı zaten. Değil mi? Çünkü yarısı burası. Geri kalanlar da yarısı. A'ya B diyecek olursak A artı B yarısıysa. Yarısı da burası A artı B olur diyeceğiz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 5 yıldız koymamdaki sebep şu. Normal klasik alan dağıtmalı soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Soruyu yapamıyorsanız bu hikaye var mı? Bu tüm alanın yarısıdır. Hemen son çare bunu düşüneceksiniz. O yüzden 5 yıldızı koyacağım. Ya bu ya da bu tüm alanın yarısı ya. A, B ise burası da A artı B hikayesi. Ciddi anlamda önemli arkadaşlar. Haydi sorularla şey yapalım. Bak soru bizi yönlendiriyor zaten. Şimdi dikkat et. A, B, C'de paralel kenar. Burası dik verilmiş. A burada taban ve tabana ait yükseklik var. Ki sonuçta bizden alan isteniyor. Bak. Bizi nereye doğru itiyor? Alan. Alan. Tabana ait yükseklik varsa nerede alan olursa olsun üçgenin alanı zaten bütün alanlar üçgenin alanından geldiği için hemen aklımıza taban ve tabana ait yükseklik olduğu için üçgenin alanı geldi. Bunu oluşturduk. Ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Taban çarpı tabana ait yükseklikten dolayı. Çünkü EC uzunluğunu 6 vermişler. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 4/2 24/2'den 12. Bu alan 12 ise bizim 5 yıldızlı alan. Bu alan tüm alanın yarısıydı. Yani 12 ile 2 ile çarptığın zaman tüm alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik bir sonrakine. Bak oranlamalar var. Hatta burada da oranlama var. Burada FB ya soyadından dolayı Beşiktaşlıyım. Genelde FB yazmam ama denk gelmiş. Fenerbahçelilere de selam olsun. Çok da şey değilim yani. Ne derler ona? Neyse işte çarşı her şeye karşı değiliz yani bu arada. Soyadım Kara biliyorsunuz. Ondan dolayı neyse yazayım. Gevezelik yapma hoca diyenleri duyar gibiyim. Yazdık buraya BF uzunluğu. BF diyorum bak. BF uzunluğu 2K ise AF uzunluğu 3K olarak verilmiş. Oranlamalar var. Alan dağıtma olduğu belli mi? Belli. Ne yapıyoruz? Haydi alan dağıtmaya. İster K'lara göre ister çift çizgilere göre alan dağıt. K'lardan başlayalım. 2K'da kalan 6 ise tepe noktası K. Hop üçgeni oluşturduk. Hocam 2K'da kalan 6 ise tepe noktası K'ya baktığımıza göre 3 katı 3 katı. Burası direkt 9 yazabiliriz. Sonra çift çizgilere göre alanı dağıtacağız. Çift çizgi çift çizgi. Hemen tepe noktası A olacak şekilde üçgen oluşturalım.
Çift çizdeki alan 15 yaptı. Çift çizdeki alan burası da 15'tir. Aa, bizim 5 yıldızlı alan muhabbeti çıktı burada. Bu alan tüm alanın yarısı. Özellikle tüm alanda soruluyorsa. Özellikle buralarda bir oran yoksa bu alan hikayesi aklımıza gelecek arkadaşlar. Burası kaç? 30. 30 çarpı 2 de 60 yapar ve tüm alanı bize söyler arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Ha, kolay. Bak burada oran yok. Alan dağıtmayacağız burada. Bak 5 yıldızlı alan muhabbeti çıktı direkt. E üçgende de biz bunu biliyoruz. Bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitse. Bunlar birbirine paralel. Alanla arasındaki ilişki. Burası A iken burası 3A mıydı? Evet. Hatta böyle gidiyordu arkadaşlar hatırlarsanız böyle. A 3A eşit olduğunda 5A 7A. Hatta buradan ne geliyordu? Benzerlik oranı karesinden falan filan çıkıyordu diye de daha öncesinde de söylemiştik. Neyse. A 3A'yı yazdık. E hocam burası 4A. Tüm alanın yarısı. Paralel kenarının alanı da kaç yapacak? 8A yapacak o zaman. 8A'yı kaç vermiş? 72 vermiş. 8A 72 ise A'yı buradan 9 buluruz. Bizden dörtgenin alanı isteniliyor. O da 3A arkadaşlar. 3 çarpı 9'dan cevabımız 27 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Tamam. Bunu biliyoruz zaten. Biz ters düz üçgenler oluşturacağız hocam. Değil mi? Burada bir oranlama verilmiş. MN uzunluğu A iken burası 4A. CD uzunluğu A iken 4A. Hocam KL uzunluğu 3B iken Ali Bey uzunluğu da 5B verilmiş. Burası 3B iken burası da 5B olarak verilmiş. Alanlar oranı isteniliyor bizden. Şimdi bunu yamuğun alanını bilsek şuradan da yapabiliriz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yamuğun alanı hocam alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Öbürünün alanı da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Paralel kenarının alanı da pardon taban çarpı tabana ait yükseklikten sonuca ulaşabilirsiniz. Ama yamuğun alanını göstermediğim için burada oranlamalar var. Alan dağıtmayla yapacağım bunu haberiniz olsun. Ama şeyden işte alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bölü taban çarpı yük tabana ait yükseklik paralel kenarının alanını veriyor. Buradan rahat bir şekilde çıkıyor. Ama öncelikle bakın burası 5B. Buranın da 5B olması lazım. Burası da 4A verilmiş. 4A'ya 5B. Yani aynı kenar uzunluğu hem 4'ün katı hem 5'in katı verilmiş. Kaçta birleşiyor bunlar? 20'de. 20 yapman için 5 ile çarpman lazım. O zaman burası 20K yapmak için A'yı yerine kaç yazman lazım? 5K yapman lazım. A'sı 5K oldu. O zaman burası 5B. Burası 20K ise arkadaşlar B dediğimiz 4K oldu. Burası da 12K oldu. He, oranlamalar var. Alan dağıtalım. Hemen üçgen oluşturalım. Hop şöyle. Hocam şunu söyleyebiliriz. 12K'da kalan 12A ise 5K'da kalan 5A diyebiliriz. Üçgen, ters düz üçgenlerde alan dağıtımını bu şekilde yapabiliriz. E peki bundan sonrasında ne yapacağız hocam? Bak şimdi. Dikkat dikkat. Hocam bir üçgene yoğunlaşalım. Şurası ne? Şuradaki yere yoğunlaşalım mesela. Hocam burası 12K. Burası kaç? 12A. Hocam bunun tamamı kaç? 20K. Heh, şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu 12K'da kalan 12A ise tepe noktası buyken 20K'daki alan dağıtacağız. Hop şöyle iç içe de olabilir. 20K'daki alan da 20A olmaz mı? Evet. Bu alanda tüm alanın yarısı değil mi? Aynen öyle. O zaman paralel kenarının alanı da 20A çarpı 2'den 40A mı yapar? Aynen öyle. Alan KLMN 17A bölü alan ABCD'yi de tüm alanında şu 20A'nın 2 katı olduğu için 40A bulduk. 17A bölü 40A isteniyor bizden. Yani cevabımız 17 bölü 40 çıkar arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Dediğim gibi tabana ait yükseklikten alt taban artı üst tabandan daha da rahat çıkar arkadaşlar. Ama bu şekilde bir çözüm yolu olduğunda bilin lütfen. Geldik buraya. Kolaya benziyor hocam. Ne var burada? Kelebek. Kelebekteki oran. Saçma oldu be ya. Normalde kelebekteki benzerlik oranının karesi. Bak sakın şunu yazma. Hocam kelebekteki oran 6 bölü 10, 3 bölü 5 yazma. Sakın. Değil. Niye değil? Çünkü kelebekteki oran varsa benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşitti. E burada alanlar oranı verilmiş. Alanlar oranının karekökü. 6 bölü 10'un karekökü. Çok saçma böyle bir şey geliyor. Kök 6 bölü kök 10 geliyor. Yani burası kök 6K iken burası kök 10K yazmak. Ondan sonra burası da kök 8K iken kök 8 hani K katı olduğunda bilmiyoruz. Burası da kök X A yapar mesela. Bunların eşitliği falan çok bizi sıkıntıya sokacak değil mi? Sıkıntıya sokan yerlerde dur. Nefes al. Ve şuna bak. Ben size ne dedim? Son olarak. Yani sıkıntı yaşarsan 5 yıldız aklına gelsin. Hocam 5 yıldız var mı burada ya diye düşün. Var tabii ki. Aha da burada. Hocam bu tüm alanın yarısı. Tamam. Paralel kenar alanının yarısı. Boşluğa A diyelim. A artı 10 artı X'e eşit.
Hocam terste de öyle bir şey var. Bak burada da tersinde de bu üçgenin alanı da paralel kenar alanının yarısı değil midir? Evet. Yani 8, 6 ve A'nın toplamı da paralel kenar alanının yarısıdır. O zaman her ikisi de birbirine eşit olmak zorunda. A'lar nanay. 10 artı x 14'ten. Cevabımızda kaç çıkar arkadaşlar? 4 olarak çıkar. Çok güzel bir soru. Dikkatli olun. Ve 5 yıldızlı alana lütfen ama lütfen dikkat edin arkadaşlar. Onu arayın. Tamam mı? Geldik bir sonrakine. Hocam 6. Alan BC'ye 6 vermiş. Alan ABC'de isteniliyor bizden. Ne yapacağız şimdi burada? Eyvah eyvah. Hiçbir şey yapamıyoruz gibi duruyor. Değil mi? Bakalım. Şimdi gençler şuraya baktığımızda açıortaylar. Yani soruda ben şeyi kullanmalıyım burada. Yani alan BC'yi vermiş. Üçgenin alanını vermiş. Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Ben burada tabana ait yükseklik çizsem ne taban var ne tabana ait yükseklik var. Demek ki buradan çıkmayacak. Bak düşünüyoruz. Hocam açıortaylar var. Paralel kenarda özel bir durum demiştim ben size. Hatırlayın. Açıortaylar nasıl kesişiyordu? Dik. Ve V'si de vardı. Orta taban üzerinde. Yani buradaki nokta orta taban üzerindeydi. Hocam orta taban bu muydu? Hayır. 90 içinden geçecek diye de söylemiştim. Genelde yamukta çok kullanıyoruz ama paralel kenarda da karşımıza çıkar diye söylemiştik. Hocam hoppala. Bu şekilde. Yani şu yatay olmayacak. Demek ki dikey. 90 içinden geçecek. Şu dikeylere paralel olacak. Bu çizgi ne çizgisi? Orta taban çizgisi. Yani şunlar şunlar birbirine eşit arkadaşlar. Yani şu şu birbirine eşit. Şimdi 6'yı kullanabilir miyim ben? Tabii ki. Şu 6 nedir? Aa hocam bu 6 şuradaki paralel kenar alanının yarısı. Yani bu paralel kenarın alanı 12 yapar. Çift çizgideki paralel kenarın alanı 12 ise çift çizgideki bu paralel kenarın alanı da 12'dir. Çünkü tabanları aynı, yüksekleri de aynı olduğundan bunda da alan dağıtımı gibi düşünebiliriz. Burada kalan 12, burada kalan da 12. Tüm alan kaç yapacak o zaman? Şu alan 12 ise, bu alan da 12 ise şöyle yazayım. Burası da 12 diye yazayım. Toplamda da tüm alan kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 24 yapıyor. Açıortaylar dik ve ortaban üzerinde kesişir. Lütfen ama lütfen dikkat. Geldik bir sonraki soruya. Dikkat edin. Bunun benzeri karede. Kare sorusu olarak sınavda çıktı ve çoğu insan zortin yanıldı. Niye? Hatta orada karenin köşegenini sormuştu. Köşegenin uzunluğunu sormuştu. Neyse. Ben de bunu paralel kenara uyarlayıp öyle sordum arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru. Aa hocam oran var. Orandan ben başka yerdeki oranlamaları da bulursam alan dağıtarak sonucu halledebilirim. Değil mi? İlk etapta öyle düşünüyorsun. Tamam. Bu oranı nasıl kullanırsın? Hocam paralel çizelim. Kelebek oluştu. Temel orantı da oluştu şöyle. Aa hocam K ise 2K. Aa buradaki oran var mı? Yok. Buradan burayı yazamıyorsun ki sen kelebekteki oranı bulabilirsin. Bak şimdi. O zaman ne oldu? Orandan gidemiyoruz. Zaten kelebek yok. Yani temel orantıda yok. Benzerlik yok. Farklı bir oran yazamıyoruz. Ek çizim. Ek çizim neydi? Ne zaman yapıyorduk? Çift taraflı oran olsaydı. Burada bir oran yok. Zaten burada bir oran yoksa. Bak şuradaki noktada oran yoksa. Neye dikkat edin demiştik? 5 yıldızlı alan formülüne dikkat edin demiştik arkadaşlar. Ne? Şu arkadaşlar bak şurada oran yoksa. Yani şöyle bir üçgende. Burada böyle bir oran yoksa. Şu üçgene dikkat edin. Bu tüp alanın yarısıdır arkadaşlar. Burada bir oran yok. O zaman bu üçgene dikkat edeceksin kardeşim. Yani çok dikkatli dinle arkadaşlar. Bak 5 yıldız boşuna koymuyoruz. Bu tüm alanın yarısıdır. Yani paralel kenar alanının yarısı A artı 15 yazdık. Peki eyvallah. Peki hocam ben soruyu çözebilmek için her zaman söylüyoruz. Verilen bilgileri kullanacaksın kardeşim. Verilen bilgi dediğimiz nedir? Şuradaki çift çizgiyi kullanacaksın. Çift çizgiyi nasıl kullanacağız acaba? Çift çizgi çift çizgi. Yani bu verilmiş ki bunu kullanacağız. Aa hocam bizim kalıplarda vardı bu. Bu çift çizgilik şu üçgenin alanında neydi? Tüm alanın 1/4 değil miydi? Paralel kenar alanın 1/4 de kaç yaptı arkadaşlar? A artı 4 yaptı. Paralel kenarın alanın yarısı bu. Paralel kenarın 1/4 buysa paralel kenarın alanı bunu 2 ile çarparsam 2A artı 30 yapar. Paralel kenarı bunu 4 ile çarparsam bakın bunu 4 ile çarparsam paralel kenarın alanını elde ederim. O da 4A artı 16 yaptı. Her ikisi de bunu da 2 ile çarptım. Paralel kenarın alanı yaptım. Her ikisinde de paralel kenarın alanına eşit olduğu için bunlar birbirine eşit oldu. Bunu attım buraya yani 2A. Bunu attım buraya yani 14. A'yı buradan kaç bulduk? 7. A'yı zaten 7 bulmak olayı bitirdi arkadaşlar. İster buradan yap bu tüm alanın yarısıydı. İster buradan yap bu tüm alanın 1/4'üydü.
Ama şuradan daha sağlıklı arkadaşlar. Şurayı biz 7 bulduk değil mi arkadaşlar? A alanını 7 bulduk. 7, 15 daha 22. ABC'de paralel kenarın alanında ne yapacak o zaman? 22'nin 2 katı yani 44 yapacaktır sevgili gençler. Güzel bir soru. Dikkat edin lütfen. Geldik bir sonrakine. Şimdi paralel kenar. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani şu bizim 5 yıldızlı alan muhabbeti de yok şu anda. Şu anda yok. Arkadaşlar ne yapabiliriz burada? Hocam modül eşitlikleri kullanmalıyız. Eşitlik varsa böyle üçgenvari bir şeyler de var. Alan dağıtımı yapacağımız aşikar. Hocam bu eşitliği nasıl kullanabiliriz o zaman? Alanda var ya hani yükseklik falan da yok, o zaman alan dağıtımı yapacaksın. Dağıtımı yapalım. Hocam üçgende alan dağıtalım şöyle. Şuradaki alana ben A dersem. Zaten benden şu dörtgenin alanı isteniyor. E, C, B, F. Şu X alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Peki şuraya A dedim, buraya da X dersem. Burası A artı X'e. Çift çizdeki alan A artı X'e. Çift çizdeki alan A artı X midir? Aynen öyle. Peki Allah Allah. Bundan sonra ne yapacağım? Eşitliği kullandım. Alan dağıttım. A dedik, X dedik. İki bilinmeyende yazdık. Ne yapacağım? 14'ü kullanmak lazım. 14'ü kullanmak lazım. Arkadaşlar şuradaki alan tüm alanın yarısı değil miydi? Paralel kenar alanının yarısı değil miydi arkadaşlar bu? Evet. Bu paralel kenar alanının yarısı. Hatta şöyle bir şey demiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Bu paralel kenar alanının yarısı. Geri kalanlar da paralel kenar alanının yarısı değil midir? Evet. Şu mavi paralel kenarda bu yarısı, geri kalanlar da yarısıysa paralel kenar alanın yarısı A artı X aynı zamanda A artı 14'e eşit. A'lar nanay, şinanay yavrum, şinanay. Yani cevabımız böylelikle 14 çıktı. Güzel. Her soru çeşidine özen verdim, gösterdim arkadaşlar, dikkat edin. Anam ne karışık bir soru. Bak karışık değil. Verilen bilgilere bak. Sana ne demiş? Bu bir paralel kenar demiş. Şunun paralel kenarlığını sen kullanacaksın kardeşim. Şu paralel kenarlığı kullanacaksın. Ondan sonra adam ne demiş? KBML de bir paralel kenar demiş. O zaman bu paralel kenara da ayrı bir gözle bakacaksın. Şu paralel kenarları şöyle bir belirle kardeşim. Sen bir siyah kalemle üstünden geçersin. Öbürünü biraz daha böyle karalayarak üstünden geçersin böyle. Hani siyah kalemle çözüyorsunuz ya ondan dolayı. Hocam bir şey çıkmadı, ne yapacağız? Vallahi bir şeyler yapmak lazım. Alan dağıtmak lazım. Hocam şurada kelebek mi var? Hayır bak şunlar paralel değil. Şunda şu paralel değil. Kelebek benzerliği asla yok. Değil mi? Başka ne yapabiliriz? Vallahi şunu bir şeyler çizmekten başka çare yok. Şunu şöyle çizsem. Bak gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Gördünüz mü demeye hep çekiniyorum. Hocam şu üçgenin alanı siyahla çizdim. Neresi? Hocam kırmızı paralel kenarda. Bak kırmızı paralel kenarda. Şöyle bir şey oldu. Bu alan tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Bak şimdi. Bu tüm alanın yarısı. Kırmızı paralel kenara dikkat et arkadaşım. Kırmızı paralel kenara dikkat et. Burası tüm alanın yarısı. Yani şu boşluk kaldı burada. Kırmızı paralel kenarda. Şuraya da bir A diyecek olursam. Bu tüm alanın yarısı. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. O zaman geri kalanlar A artı 2 artı X değil mi? O zaman şu kırmızı paralel kenarın yarısı. Yani şurası A artı 2 artı X'e eşit oldu arkadaşlar. Çünkü kırmızı paralel kenarın yarısı burası arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Geri kalan kırmızı paralel kenarın dışındaki şeyler de şuradaki alanlar da yarısı yapacak. A artı 2 artı X de yarısı. Yani burası A artı 2 artı X. Çünkü söyledik size arkadaşlar. Burası A alanı, burası B alanıysa burası da A artı B alanı olur diye söyledik. Peki maviye yoğunlaş. Mavide de şöyle bir paralel kenar var. Bak şurada da siyah üçgenim var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Siyah üçgen. Mavide de şu siyah alan mavi paralel kenarı alanının yarısı yaptı. O yüzden arkadaşlar 5 yıldızlıya dikkat edin, çözemediğiniz sorularda. Büyük ihtimalle 5 yıldızlı alan formülü vardır. Yani bu da tüm alanın yarısı. Mavide de arkadaşlar geri kalan yarısı olmuyor mu? Evet. Bu mavinin dışındaki bak siyah hariç mavinin dışındaki alanlar. Şurası, şurası ve şurası değil midir? Evet. Yani 7, 3 ve A. Yani burası ne olacak? A artı 7 artı 3 olacak. Hem bu alana eşit oldu hem de şu alana eşit oldu. Yani A artı 2 artı X eşittir A artı 7 artı 3. A artı 7 artı 3'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Hem kırmızının yarısı oldu. A artı 2 artı X oldu burası. Hem de mavinin yarısı oldu. Şu siyah alan arkadaşlar. Yani 7 artı 3 artı A'ya eşit olacak. Her ikisi de yarısı olduğundan birbirine eşit oldu arkadaşlar. Yani siyah alanı da temsil etti her ikisi de. O zaman A'lar nanay. X artı 2 eşittir ondan. X'i kaç bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Zor bir soru mu? Evet.
fark edilmesi zor. İşte o sorularda 5 yıldızlı alan var mı yok mu diye kontrol edin lütfen. Geldik şuradaki nota. Arkadaşlar bu notu bilmek zorunda değilsiniz diye hep anlatıyoruz ama genelde sıkıntılar yaşanıyor. Ben size ispatını da yapacağım. Yani çok hakimsen üçgene ve böyle üçgenler gördüğün zaman yani şey de yapabilirsin yani ispat yöntemiyle de yapabilirsin ama bu notu sanki böyle bilseniz de olur arkadaşlar. Bilseniz de olur. Paralel kenarın içinde bir nokta alındığında hep böyle arkadaşlar bir özellik verildiğinde karşılıklı kenarlarla, karşılıklı alanlarla ilgili bir şeyler var. Mesela dörtgenlerde hep böyle üst üste giderek yapayım. Dörtgenlerde köşegenler dik kestiğinde neydi arkadaşlar? Köşegenler dik kesirse karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşitti. A kare artı C kare ve kare artı D kare eşitti. Bak karşılıklı kenarlar. Hani özellikler de biraz aklınızda kalsın diye. Sonra paralel kenarda şöyle bir özellik vardı hatırlarsanız. Şu paraleller çizildiğinde karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları şu artı şu, şu artı şuna eşit diye de söylemiştik arkadaşlar. Şu artı şuna eşit diye söylemiştik. Alanla da ilgili bir hikaye geldiğinde arkadaşlar karşılıklı hatta dörtgende şu özellik var. Dörtgende yazmadık ama onu da bilebilirsiniz arkadaşlar. Bak dörtgende de şöyle köşegenler çizildiğinde şurası A alanı, burası B alanı, burası C, burası D ise karşılıklı alanlar çarpımları diye bir şey var bak. Yani A çarpı C eşittir B çarpı D eşit. Alan dağıtarak da buluyorsunuz. O yüzden ben bu özelliği vermedim ama yani hep özellikler hep böyle karşılıklıyla alakalı. Paralel kenarda da şu arkadaşlar. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir. Yani S1 artı S3 S2 artı S4'e eşittir. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit. Paralel kenarın içinde bir nokta alınmışsa karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşittir arkadaşlar. Ha bir de karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın yarısına eşittir. Niye? Bak ispatını yapıyorum burada. Şuradan bir paralel atarsam. Hocam şu alan S1 iken şuradaki paralel kenardaki alan 2 tane S1'e eşittir. Çünkü bu yarısı. Hocam alttaki paralel kenarda da bak bu alttaki paralel kenarının yarısı. Burası S3 iken burası da buradaki paralel kenarda 2 S3'tür. Yani S1 artı S2 tüm alanın yarısı yaptı. Çünkü tüm alan burası 2 S1. Burası da 2 S3. Gerçekten 2 S1 artı 2 S3 iken tüm alan şunların toplamı da S1 artı S3 yaptı. Tekrarlıyorum. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit. Karşılıklı alanlar toplamları da tüm alanın yarısına eşit. S1 artı S3 tüm alanın yarısı. S2 artı S4 de tüm alanın yarısı. Oradaki S2 artı S4'ü nasıl bulacağız? Şöyle paralel çizerek bulacağız arkadaşlar onu da. Aynı ispat zaten. Onu yapmaya hiç gerek yok. Bilinse iyi olur. Bilinse iyi olur. Yani şöyle baktığımız zaman bilinse iyi olur dediğimiz paralel kenar böyle videosu bittikten sonra arkadaşlar. Bilinse iyi olur dediğim şeyleri şöyle bir ayrı bir kağıda yazın isterseniz. Bir duvara yapıştırın arkadaşlar. Çünkü paralel kenar önemli bir konu olduğu için buradaki şeylere bilmekte fayda var. Evet geldik şöyle bir soruya. Bak çok karışık bir soru. Gerçekten çok karışık bir soru. Şuraya baktığımızda hocam karışık bir soru ama bak içeride bir nokta alınmış ve şöyle bir üçgen var. Aa, o zaman şuna dikkat edeceğiz. Şu karşılıklı alanlar toplamları olmadı mı arkadaşlar? O içerideki bir nokta. Tamam. Karşılıklı alanlar toplamları yaptı. Yani bu karşılıklı alanlar toplamları tüm alanın yarısı. Paralel kenar alanının yarısı. Şuraya A alanı diyecek olursam A artı X artı 9'a eşittir değil mi? A artı X artı 9'a eşittir. Şu. Şu alan ve şu alanın toplamı bu. Çok karışık olduğu zaman o var arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Yok. Yani şunu göremedik. Yani çok sıkıntılı sorularda biz şuna dikkat edin dedik ama onu da fark edemedik. Öyle bir şey soruda yok mesela değil mi? Var mı? Yok. E o zaman bu yoksa bak içeride bir rastgele bir nokta alınmış. O zaman karşılıklı toplamları. Şunu da yapabilirdik arkadaşlar. Hocam şunu yapsaydık nasıl olurdu? Şunu ve şunu yapsaydım o zaman da şu beyaz alanlara İki farklı değer verecektim. Mesela B ve C diyecektim. Yani bunu yapmaktansa en azından X de işin içine giriyor. Şu alanı ve şu alanı söylemek daha mantıklı oldu arkadaşlar. Değil mi? Evet. O yüzden bu şekilde dedik. Bu alan tüm alanın yarısı. Peki ben soruyu çözmek istiyorsam hep ne diyoruz? Verilen bilgileri kullanacaksın kardeşim. Verilen bilgi 12. O zaman sen beynin 12'ye yoğunlaştı. Aa hocam 12'ye baktığında bir de şu yok mu arkadaşlar? Bu da tüm alanın yarısı değil mi? Çünkü paralel kenarda bir köşegen bu.
Bizim temel yapılardandı. Tüm alanın yarısı. Paralel kenar alanın yarısı aynı zamanda A artı 12 eşittir. A, bunlar birbirine eşit oldu. Her ikisi de paralel kenarın alanının yarısı olduğundan dolayı. Eşitse bak A'lar gitti, gitti. Yani kısaca A'lar nanay. Şinanay yavrum. Şinanay. Yani buradan da x alanını kaç buluruz? 3 buluruz. Çok karışık sorularda işte o 5 yıldızlı alan formülüne ve şuna dikkat edersek, şu nota dikkat edersek arkadaşlar o karışıklık ortadan kalkacaktır. Ciddi anlamda böyle sorularla karşılaşıyoruz. Evet, bu sorular gelir mi? Eski nesil sorular gibi duruyor arkadaşlar. Evet, ama benim korkum şu. Bunu yeni nesil soruya çevirebilirler. Çevirirler mi hocam? Bak, bu zamana kadar ki hep söylüyorum. Bu zamana kadar adamların yaptıkları şey şu. Eskinin kolay sorularını yeni nesile çeviriyorlar. Ama şunu da yapabilirler artık arkadaşlar. Artık eskinin zor sorularını da yani kolay ya aslında çözümü çok kolay ama zor fark edilebilen bir soru. Eskinin zor sorularını da yeni nesil olarak karşımıza çıkarabilirler arkadaşlar. O yüzden bu kalıp soruları da bu tür soruları da bilmekte fayda var. Ya adamlar artık öyle yaparsa ben mesela şey yaparım seneye önümüzdeki sene konu anlatımını daha da çoğaltırım mesela. Ama bak olabileceğini de söylüyorum. Eğer öyle bir tane soru sorsunlar ben bu konu anlatımında şunu hemen yeni nesil bir soruya çeviririm mesela. Haberiniz olsun. Evet neyse 98 sayfa 98'de bu sorunun cevabı da bu. Dikkatli edin güzel bir soru. Evet şuraya geldik. Son noktalar arkadaşlar. Son sayfa zaten. Şimdi şöyle bir oranlama verilmiş. EF bunların hepsi altta birleşiyor. EF'ye K dersem. KL uzunluğu 2K oldu. 2K. Ali Bey uzunluğu da 3K oldu. 6 yapması için. Burası 3K. Hatta burası da 3K. Çok farklı şekillerde sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran ne? 1 bölü 2. Karesi nedir? 1 bölü 4. Hemen şuradaki alan A iken buradaki alana 4A yapıştırabiliriz. Peki arkadaşlar. Hocam. Alan dağıtımı yapacağımız belli. Alan dağıtımı yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Şimdi alan dağıtımı yapıp da o şekilde de şey yapabiliriz. Ama şuraya dikkat edecek olursak arkadaşlar. Şurada şimdi K'da kalan A ya. 3K'da kalan oranlama var orada. Hop şöyle bir üçgen oluşturabiliriz. K'da kalan A ise şurada. 3K'daki burası 3A diyebiliriz. Aynısı bak 2K'da kalan 4A 3K'da kalan. Hemen yine aynı şekilde. Hop şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Çok farklı şekilde de çözülebilir bu arada arkadaşlar. 2K'da kalan 4A ise 2 katı değil mi arkadaşlar? 2 katı burada. Yani 2K'da kalan 2A değil mesela. Çünkü yüksekleri farklı burada. 2K'da kalan 4A ise 2 katı 3K'da kalan da 6A olmak zorunda. Hocam bak şöyle bir şey çıktı burada. Burası 3A burası 6A. Bu ikisinin toplamı tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. Tüm alan kaç A yapacak o zaman arkadaşlar? 3A 6A da 9A. Tüm alanın yarısı 9A ise tüm alan 18A yapacak. Alan LKM kaç zaten? O da 4A zaten burası. Bizden ne isteniyor? 4A bölü 18A isteniyor. 2'ye bölü 2, 2'ye bölü 9. Böylelikle cevabımız 2 bölü 9 çıkar. İsterseniz bu soruyu ben böyle yaptım. Siz bir de böyle alan dağıtmayla bir şekilde yine alan dağıtma yaptım da farklı bir şekilde bulmaya çalışın lütfen. Tamam. Geldik buraya. Not. Arkadaşlar bu verdiğim not dikdörtgende de geçerli. Çok güzel bir not. Hatta buradaki nottan dolayı bunu da söyleyebiliyoruz. Niye? Öncelikle bu notu ispatını yapayım arkadaşlar. İki türlü ispatını yapacağım. Paralel kenarda bir köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler. Bak yine karşılıklı. Yine karşılıklı. Yani dörtgenlerde verilen özellikler hep ve genelde karşılıklı oluyor. Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşitmiş. Sebep? Hocam bu alanla bu alan birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Evet. Hocam bunların tabanları aynı olduğundan dolayı bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı da aynı olduğundan hem alanlar aynı hem tabanlar aynıysa yüksekleri de aynı olmak zorunda mı? Evet. Yani buraya A tabanı diyecek olursam bunun yüksekliği A ise A çarpı H bölü 2 bu alan. Bu alan da A çarpı H bölü 2 olduğundan burası da H diyebiliriz. Birinci ispat bu. İkinci ispat. Hocam açılara dalalım. Belki 92 tane gördün ya açıya dalabilirsin. Şu an şunlar yok. Bak şu eşitlikler yok gibi gör. Tamam mı? Açıya dalalım hadi. Hocam burası alfa. Buraya beta diyecek olursam. Başka buraya alfa diyemem. 90 geçiş yok. Ama şunlar paralel olduğundan Z'den dolayı burası da alfa. Burası da beta oldu. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Alfa beta 90. Alfa beta 90. Paralel kenarda bu kenarlar da eşit.
Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit oldu. O zaman burada ne çıktı? Eş üçgen çıktı. Beta'nın, alfanın karşısındaki bu kenarla çift çizgi dersem buradaki alfanın karşısı bu kenar çift çizgi olmak zorunda. Hatta güzel bir şey daha çıktı. O zaman beta'nın karşısındaki bu kenarla da beta'nın karşısındaki bu kenar da eşittir. Yani eş üçgenden bu çıktı. O zaman böyle bir ispat yaptık ya. İki tane ispat yapmamız iyi hoş oldu. Biz burada şöyle karşılıklı köşelerden dikmeler çizdiğimizde bu dikmeler eşit. Aynı zamanda bu dikmenin diğer karşı kenara ayırdığı dikle bu dikmenin diğer karşı kenara ayırdığı kenar birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Dikdörtgende de biz bunu söyleyeceğiz. Peki buradan dolayı şu sonuç da çıkıyor. Hocam karşılıklı köşelerden böyle üçgenler bir köşegen üzerinde karşılıklı köşelerden şöyle bir üçgenler oluşturulduğunda. Yani şöyle üçgenler oluşturduğunda bu noktadan bu köşeye ve bu köşeye üçgen oluşturduğunda. Bak ne oluyor arkadaşlar? Bu alanla bu alan birbirinin aynısı. Bu alanla da bu alan birbirinin aynısı. Sebep? Hocam bu yükseklikler zaten buradan çizilen dik buraya geliyorsa, buradan da çizilen dik buraya geliyorsa. Hocam bu dikmeler zaten birbirine eşit. Aa şu üçgene bak. Tabanları aynı. Şu üçgenle bu üçgende yükseklikler tabanları da aynı, yüksekleri de aynı. Alanları birbirinin tıklısının aynısıdır. Aynı şekilde hocam buradaki üçgende de bu tabana ait yükseklikle bu tabana ait yükseklik aynı olduğundan şuradaki alanla buradaki alanda ne oldu arkadaşlar? Tabanları aynı, yüksekleri aynı olduğu için birbirine eşit olmak zorunda. Yani bir köşegene, köşenin üzerinde bir nokta seçilip de üçgenler oluşturulduğunda şöyle yapışık olan üçgenler birbirinin tıpkısının aynısıdır. Hani katlanmışı gibi düşünebilirsiniz ama katladığınızda o da buraya denk gelmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam. Evet, bunu katlasam buraya denk gelmiyor. Mesela bu katlandığında o şöyle gelebilir arkadaşlar. Şuraya gelebilir. O oraya dalmayayım isterseniz. Bak buradan dolayı şu sonucu da çıkarttık. Geldik şuraya. Bilinse iyi olur arkadaşlar. Ha bu da bilinse iyi olur. İspatını da yaptım. İspatını yaptığım için aklınızda kalabilir. Bilinse dediklerimi lütfen bir kağıda yazın. Geldik buraya. ABCD bir paralel kenar. Arkadaş paralel kenarsa 10 sa burası da 10 mudur? Evet. Aa bak soru yönlendiriyor beni. Ne var burada arkadaşım? Bak 10 var. 10 tabanına ait yükseklik var. Ya burada da bir üçgen alanı soruluyor. Sen burada bu tabana ait yükseklik olduğu için şu üçgenin alanını bulabilirsin. Bu üçgenin alanı nedir? 10 çarpı 4 bölü 2. 10 çarpı 4 bölü 2. Kaç yaptı? 20 yaptı. Hocam bu alan 20. Bak paralel kenarda köşegen üzerinde bir nokta alınmış. Karşılıklı köşelerde de bir üçgenler oluşturmuş. Bu ters düz olan üçgenler, yapışık olan üçgenlerin alanları birbirinin tıpkısının aynısı değil miydi? Yukarıda ispatlamıştık zaten. Evet. Çünkü çizilen yüksekler aynıydı. Yüksekler aynıysa tabanları da aynı olduğundan alanlar da birbirine eşittir. Ve geldik son özelliğe. Dikkat edin arkadaşlar buna. Paralel kenarın ne diyor? Önemli. Buna da yıldız koyun. Nedense böyle soruya böyle özelliğe bakınca bununla ilgili bir soru çıkacakmış gibi hissettim arkadaşlar. Ya bu da dediğim gibi yapamadığınız sorularda da böyle 3 yıldız koyalım. Önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bize de pratiklik sağlıyor bu arada. Paralel kenarın köşelerinde oluşan üçgenlerin alanları paralel kenarın köşe açısını oluşturan kenar çarpımıyla doğru orantılıdır. Yani burası bu köşe, bu köşe ve bu köşedeki üçgenler. Katsayılar çarpımı AB, 1AB, S, 1S, 2AB, 2S, 2AB, 2S. Hocam tüm alan 8S. Niye dedik? Çünkü arkadaşlar tüm alan 8S olması. Burası 2A, burası 2B. Paralel kenarda bu da köşe değil mi arkadaşlar? Evet. Şu büyük paralel kenarda burası 2A, burası 2B ya. Burası 2A, burası 2B iken 2 kere 2 4S diyebiliriz arkadaşlar buraya. Bu yarısı 4S, diğer yarısı 4S. Toplam 8S mi yaptı? Tüm alan 8S oradan geldi. Ya da paralel kenarın alanı da katsayılar çarpımının 2 katı da diyebilirsiniz notun devamında. Ama bu şekilde yapsanız bence daha sağlıklı olacaktır. E hocam tüm alan 8S ise ben burayı buldum S. Burası 2S. Burası 2S. Bak 2, 4, 5S yaptı. Buraya da ne kaldı? 3S kaldı. Hatırlayın bundan önceki videodaki böyle alan temel alan muhabbetlerinde böyle şey vardı. Bu özellik vardı ama ezberlemeyin demiştim. O buradan geliyor. 2S, S, 2S. Burası da 3S hikayesi buradan geliyor arkadaşlar. Ha hocam nereden geliyor bu? Bu nereden geliyor? Bak şimdi dikkat. Öncelikle size şöyle bir hatırlatma yapacağım. Üçgende de bundan bahsetmiştim size. Mesela A, 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 B, 2B, burası da B olsun.
Üçgende demiştim ki tepe noktaları aynı olan üçgenlerde, iç içe olan üçgenlerde alanlar oranı katsayılar çarpımıyla doğru orantılıdır. AB katsayılar çarpımı 1 AB. Yani buraya A dersen şu üçgende arkadaşlar, şu üçgende bakın dikkat edin. Şu üçgende katsayılar çarpımı hocam burası 2A, burası 3B. 2 kere 3 6 AB. O zaman burası şu üçgenin alanı 6 yapacak. Buraya ne kaldı? 5A kaldı. Çünkü tamamı 6A yapacak. Hocam büyüğün alanı 3 kere 4 12A yapacak. Tüm alan 12A ise 6A'sı buradaysa buraya da ne kaldı? 6A kaldı diyebiliriz arkadaşlar. 3 kere 4 12 5 6'sı burada değil mi? Evet. 3 kere 2 6 sıkıntı yok. Bu nereden gelmişti? Hocam burası alfa iken A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 ile A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 bölü şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanını oranlarsam 2A çarpı 3B 2A çarpı 3B çarpı sinüs alfa bölü 2'den geliyor diye söylemiştik arkadaşlar. Sin alfa bölü 2 bölü burası da 2A çarpı 3B çarpı sin alfa bölü 2. Sin alfa bölü 2'ler gitti. A'lar B'ler gitti. 1 bölü 6 mı geldi? Evet. Alanlar oranı. Bir A iken tüm alan 6A diye ispatını yapmıştık hatırlarsanız. Hocam paralel kenardaki ispatı da gösterelim. Hatırladınız değil mi arkadaşlar? Ama biz bunu da alan dağıtarak da rahat bir şekilde yapabiliyorduk. Bak şimdi dikkat. Şuraya bakacak olursak gençler. Şurası alfa iken. Şurası 180 eksi alfa değil mi? Evet. Sadece şu üçgenle şu üçgendeki ispatı yapayım arkadaşlar. Bak. Şurası alfa. Bu üçgenin alanı nedir? A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2. Bölü bu üçgenin alanı nedir? A çarpı 2B çarpı sinüs 180 eksi alfa bölü 2. Hocam A'lar B'ler nanay. Bölü 2'ler nanay. Sin alfa ile sin 180 eksi alfa birbirine eşit. Bunlar da nanay. Ne kaldı? Yukarıda hiçbir şey. Aşağıda 2. 1 bölü 2 kaldı. Yani bu alanın bu alanı oranı 1 bölü 2 yaptı. Bununla bunu oranlasan yine aynı olacak. Çünkü burası 180 eksi alfa oluyor arkadaşlar. O yüzden paralel kenarda köşelere ait üçgenler oluşturduğunda bu üçgenlerin alanları katsayılar çarpımıyla doğru orantılıdır. Paralel kenarın alanını da köşegen çizseniz ya katsayılar çarpımının iki katı diyebilirsiniz. Hani 2A ve 2B var ya 2 kere 2 4 4 kere 2 de 8A 8S diyebilirsiniz tüm alana. Ama biz ne yaptık? Burası 2A, burası 2B ise bu da köşede ya paralel kenarın köşesiyle oluşan bir üçgen. 2 kere 2 4S burası. Burası da 4S. Tüm alan 8S yaptı. Tüm alan 8S yaptığından 2 4 5S burada, buraya da 3S kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Dediğim gibi şeyde de vardı bu. Özellikler arasında vardı. Bu alan özelliklerine başladığımızda hatırlarsanız. Ama ezberlemeyin demiştim. Burası S, 2S, 2S. Burası da 3S oluyor. Bunun pratik yöntemi de işte bu şekilde. Bunu da bilin arkadaşlar. Köşelerde böyle üçgenler olduğunda bu şekilde yapmanız tavsiye edilir. Çok da rahat bir şekilde çıkar. Mesela geldik bu soruya. Şurayı 20, burayı X vermişler. Oranlar verilmiş. Burası 2A, burası ne verilmiş? 3A. EB'nin uzunluğu B iken burası da 2B olarak verilmiş. EB'nin uzunluğu B, AE uzunluğu 2B. FB uzunluğu nedir? 2A, burası nedir? 3A. Bak, köşelerde oluşan üçgenler var arkadaşlar. Tamam, bu oranlamayı da kullanıp belki siz böyle hocam paralel kelebek oluşturup alan dağıtımı yapayım deyip alandan da bulabilirsiniz belki. Yani bulabilirsiniz. Büyük ihtimalle bulursunuz. Çünkü niye? Burası 2B iken 3B iken burası 3B yaptı. Kelebekteki oran bakın 3'e 2. 3B ise 2B olacak. Alan dağıtarak da sonuca ulaşabilirsiniz. Ama ben bunu nereden yapacağım? Burası 3B ise 3B'yi yazayım. 5A ise 5A'yı yazayım. Şu şekilde ilk etapta böyle üçgenler gördüğünüz zaman yukarıdaki verdiğim sistematik bilgiyi kullanırsanız sizin açınızdan iyi olur. Yani 3 kere 3 9. Hocam burası 9'un katıdır. Hocam 2 kere 1 2. 2A'dır. 5 kere 2 10. 10A'dır. Hocam tüm alan paralel kenarda dikkat et. Burası 5A, burası 3B. Şunu şöyle çizsem. 5 kere 3 burası 15A, burası da 15A yapacak. Tüm alan kaç A yaptı o zaman? 30A yaptı. Tüm alan 30A ise 19A 21A yaptı. 21A'yı 30'a tamamlayan 9A'dır. Buraya 9A kaldı. Zaten 10A'nın sen 20 olduğunu biliyorsun. A'yı buradan 2 buldun. X de zaten 9A. A yerine 2 yazarsan cevabın 18 olarak bulunur dostum. Tamam. Güzel bir yöntem. Güzel bir teknik. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. FC uzunluğu K iken burası 2K olarak verilmiş. Burası K iken burası 2K olarak verilmiş. AE 12 burası da 3 verilmiş. Ne yapacağız? Hocam böyle uzatıp kelebek melebek yapabilirsiniz tabii arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz böyle bir üçgen var.
burada. Şöyle bir üçgen var, burada. Hatta sen bunu böyle çizersen burada da böyle bir üçgen var, burada. Kas sayılar çarpımıyla doğru orantılı. Ama biz buradaki oranlamayı bilmiyoruz ki. 3K iken burayı 3K biliyorum sadece. Başka bir şey bilmiyorum burada arkadaşlar. Şuradaki oranlamaları bilmiyorum ben. Değil mi? Kas sayılar çarpımıyla yapamayacağım gibi. Ama benim burada açıortaylığı kullanmam lazım. E bu açıortaylığı nasıl kullanırsın sen? Bak dikkat. Büyük ihtimal aa hocam hem açıorta hem yükseklik olduğundan x kenar geldi aklıma diyebilirsin. Böyle tamamlama şöyle bir tamamlama yapabilirsin ama iki taraflı tamamlama yaptığın için biraz zorlanabilirsin. Başka bir şey. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bu açılara dalacağımız belli. Açıortay verilmiş. Açıortayı kullanamadıysak açılara dalalım. Alfa alfa. Z'den dolayı burası da alfa yaptı mı? Açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin demiştim. Evet. E madem açılara daldık daha bir şey çıkmadı. E devam edelim arkadaşlar. E şuraya baktığımız zaman alfa alfa. Burası ne yaptı? 180-2 alfa mı yaptı? Evet. Burası 2 alfa iken burası ne yaptı? 2 alfa yaptı. Tamam. E alfa 90'sa burası 90-alfa yaptı. E bu da tamam. Aa şu ikisini toplarsam 90 artı alfa 180'e tamamlayanı 90 eksi alfa yaptı. Aa 90 eksi alfaya 90 eksi alfa. İkiz kenar çıktı. Süper. Burası k iken burası k. Burada da zaten x kenar var. 3k ise burası da nedir? 3k. Şimdi artık bizim şeyi yapabiliriz. Şunu şöyle çizsek. Üçgenler k k. Kat sayısı 1. 1a. 3 kere 3 9a. 2 kere burası 4K ise burası da 4K ya. 2 kere 4 8. 8A. Tüm alan nedir arkadaşlar? Burası 4K iken burası da 3K ya. Şunu şöyle çizersem 3 kere 4 12A burası. Burası da 12A. 12 12 tüm alan 24A yaptı. Tüm alan 24A ise yazamıyorum heyecandan. 24A ise 9 8 daha 17. 18 yaptı. 18A ise geri kalan da 24'ü tamamlayan 6A mı kaldı? Evet. Bu alan 6A. Sen bu alanı bulabilir misin? Tabii ki. Kenarlar var burada. Yani nedir? 6A alanı eşittir. 3 çarpı 12 bölü 2. 3 çarpı 12 bölü 2 eşit 6A. E zaten burası 6 yaptı. 6'lar da gitti. A'yı buradan 3 bulduk. Paralel kenarın alanı kaç yaptı? 24A'ydı arkadaşlar. A yerine 3 yazarsak da cevap kaç çıkar? 72 çıkar sevgili dostlar. Evet, olay bu. Paralel kenarda da köşelerde böyle üçgenler olduğunda güzel bir tekniktir, güzel bir yöntemdir. Normalde böyle yöntemleri, teknikleri vermem. Ama arkadaşlar benzerlikte ne yaptım ben hatırlayın. Kalıp verdim değil mi? Birkaç kalıp verdim. Önemli bir konuydu. Paralel kenar da dörtgenlerin babası diyebiliriz. O yüzden burada da birkaç bilgiyi bilin arkadaşlar zahmet olmazsa. Buradaki bilgileri bildikten sonra dikdörtgende daha rahat hareket edeceksiniz. Karede daha rahat hareket edeceksiniz. Çünkü çoğu soru mesela paralel kenar yani dikdörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Eşkenar dörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Gibi gibi şeyler olduğu için arkadaşlar o yüzden burada son videoda şu bilmen gerekenlerden şöyle bir bahsedeyim arkadaşlar. Bak burayı 72 bulduk. Şurada en baştan itibaren paralel kenardan şöyle bir başlayalım arkadaşlar. Bilmemiz gerekenler. Paralel kenar dedik ve ne dedik? Hep buraya kadar hiçbir şey yok arkadaşlar. Şurada hep paralel kenarın tanımını kullandık. Hiçbir özellik yok burada. Burada da hiçbir özellik yok. Burada da hiçbir özellik yok. Buraya geldik. Paralel kenarın özellikleri. Köşegenler birbirini ortalar. Bileceksin. Zaten ispatında yaptık kolay bir şekilde. Şu yani sınavda çıkar. Yani çözülmesi zor olduğu için bilsen iyi olur diye söyledik. Bunu bileceksin. Şunu bilmene gerek yok. Bunu bilmene gerek yok. Bunun ispatı önemliydi. Şunu bileceksin. Çünkü sınavda çıktı. Özellik AYT'de özellik vari soru karşımıza çıkabilir. Ondan dolayı. Sonra bu soruları yapmıştık zaten. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik bunu bileceksin. Sonra alan özelliklerinde şunu 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 bileceksin. Diğerlerini bilmene gerek yok dedim. Bak burası 3 bölü 8 katı falan. Bilmene gerek yok. Sadece şunu 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 bileceksin dedim. Ki bunlar akılda kalan şeyler. Sıkıntı yok. Sonra bilmen gereken bu bilmen gerekenleri yaz. Duvara yaz. Not dedik ters düz üçgenler. Bunu bileceksin. Sonra burada bu 5 yıldızlı. Kesinlikle bileceksin. Sonra burada şöyle bir not yazmıştık. Bu notu da bileceksin. Saysaydım keşke. Neyse. Sonra burada da şu notu da bilsen iyi olur ve nereden geldiğini de gösterdim arkadaşlar. Bunlar yazılı dursun. Çünkü diğer konularda öyle bunları yazın diye bir şey söylemeyeceğim. Paralel kenarda yani dörtgenlerin iyi olmasını istiyorsan tamam üçgenlerden yapılabildiğini bileceksin.
Hiçbir eksik parçanın olmamasını istiyorsan da bu bileceksin dediklerimi duvara as. Diğer konularda zaten duvara asın diyeceğim. Çok fazla bir şey olmayacak arkadaşlar. Bunlar bilinmesi gerekiyor. Yani işi garantiye almak için sen üçgenler bilgisiyle ve bazı temel yapılarla zaten para erkenlerde %90'ını yapacaksın. %10'luk kısımda da sıkıntı yaşamayın diye bunları bilin. Ve en son olarak da şurada bileceksin arkadaşım. Tamam. Şu son özelliği de bileceksiniz dostlar. Evet, böylelikle para erkenleri de bitirmiş olduk arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, bir sonraki hafta daha doğrusu eşkenar dörtgenin konu anlatımında ve deltoidin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.